Telefon hattımızda Aspor yorumcusu Levent Tüzemen bizleri bekliyor. Levent Tüzemen hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ceyda, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Son dakika gelişmesi, tüm Türkiye ilk kez yine Aspor ekranlarında bu gelişmeyi öğrenmiş oldu. Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi. Başkan Burak Elmas'la birlikte çok kısa bir görüşmeleri olmuştu. Ardından aldığımız istihbaratta dönemin sona erdiğine dair nasıl değerlendirirsiniz sıcağı sıcağına? Şimdi bu zaten beklenen bir ayrılıktı. Bir hafta içerisinde hocayla görüşmeleri vardı. Özellikle yönetimin kendisine önermiş olduğu yardımcılarla ilgili bir Fatih Terim uzlaşı bir tavır sergilemedi. Dolayısıyla ligdeki alınan başarısızlık ve üstelik kupadan elenmek bir ölçüde şeyleri arttırdı. Yani tepkileri arttırdı. Sadece yönetim içerisinde değil, yönetim dışarısında, yönetim dışında da bir takım tepkiler oluşmaya başlamıştı. Dolayısıyla hatta eski çok yarıştığı ve seçimde galip geldiği Eşref Hamamcıoğlu, eski divan başkanının, Galatasaray'ın başarısı sadece maç kazanma endeksi olmamakla beraber geldiğimiz nokta artık endişe vermektedir. Güven erozyonunun yaşandığı yerde başarısızlığın gerekçesi sabır ve proje olmamalıdır demişti. Bu bir noktada camianın bir sesi oldu bu açıklama. Çünkü Fatih Terim'in son yeni ligden sonra bu bir proje, bu bir sabır gerektiriyor demesi çok fazla geçerlilik bulmadı. Dolayısıyla Galatasaray'dan hayırlı olsun. Bu değişimde, yani bu şu gerçek, gerçekten kadro mühendisliği konusunda Galatasaray bu sene başarılı olmadı. Yani Avrupa'daki oynadığı oyun modelini Türkiye Ligi'ne Fatih Terim'in ısrarla taşımaması Galatasaray'ın puan kayıpları yaşamasına neden oldu. Yetersizliğinden söz edilen yardımcılar ve ekibinden dolayı yönetim kendisine destek olmaya çalıştı. Fatih Hoca da bunu kabul etmedi bu süreç içerisinde. Yani dinlenmesinde fayda var diye düşünüyorum. Yani Galatasaray, ama bu aşamadan sonra Galatasaray yönetiminin ciddi bir P planı olması lazım. Yani Galatasaray'a durumu kurtarabilecek böyle sıradan isimlerle yola devam etmesi doğru olmaz diye ben bakıyorum. Bu konuda Burak Elmas'ın destek alabileceği Galatasaray içerisinde çok önemli isimler var. Onlarla beraber, yani bu sadece yönetici Işıktan Gün'ün bulacağı isimlerle yola devam etmek biraz hayalcilik olur diye ben düşünüyorum. Orada çok daha güçlü bir teknik direktörler düşünmesi. Ne gibi mesela? Lucien Favre gibi bir hoca. Artı Niko Kovac gibi bir hoca. Monaco'dan ayrıldı ama başarısızlıktan değil. Yani Galatasaray'da marka değeri yüksek bir hoca gelmesi lazım Fatih Terim'den sonra. Alsın bizim evlatlarımız gelsin diye bir şey düşüncesi Galatasaray'a bence fayda getirmez diye düşünüyorum ben. Yani Fatih Terim'in bıraktığı yerde şimdi bir de bunun taraftar ayağı var. Taraftarın da son maçtaki tepkileri, Fatih Terim'e tepkileri, yani bir işaretti Galatasaray'da. Mutlaka ki Fatih Terim güçlü bir figür. Onun da kendi bir gücü vardır. Ama kabul etmemiz gerekir ki Fatih Hoca'nın bu başarısızlıklara rağmen, özellikle de 6 maç ceza almasından sonra Galatasaray'ın yaşadığı başarısızlıklara tahammül etmesi Galatasaray'ın yani mümkün değildi. Çünkü Fatih Hoca bir değişim yapamadı. Galatasaray'da bir yazılım yapamadı yeniden. Galatasaray'ı Avrupa'daki gibi o oyun modeline oturtamadı ligde. Yani bu kadar pozisyon üretmese rağmen gol atamayan bir takım, orta sahası bu kadar zayıf bir takım Galatasaray'ın şampiyon oldukları dönemler dışında hiç olmamıştı. Yani bu gidişatın Galatasaray'a zarar vereceği düşünüyordu Galatasaray yönetimi. Ve bu uzlaşmaz bir tavır vardı. Dolayısıyla bence aynı şey, benzer şeyler yaşadı. Bu benzer olayları Ünal Aysay'la yaşanmıştı. Ama ne yazık ki şunu söylemeye çalışıyorum. Bir daha bunu vurgulamak isterim. Maalesef bakın, Faruk Süren, Ünal Aysal ve Dursun Özbek döneminde kurulan takımlar Fatih Terim'in şampiyon takımı yapmasına büyük katkı sağladı. Ama Fatih Terim'in kadro mühendisliğine direkt sorunduğu dönemlerde Galatasaray'ın ciddi başarıları yok. Özcan Canaydın'ın ikinci dönemdeki yaşanan kadro zafiyeti, orada da Galatasaray'ın durumu kötüydü. Bu seneki durum da aynı. Yani kabul etmemiz gerekir ki bence burada sadece Fatih'in buna bırakmak yanlış olurdu. Yani Galatasaray yönetimi de bu transferlerin içinde yer alması lazım.
her şeye evet demek de olmaz. Yani büyük paralar, mesela maliyeti düşük kadrolar kurduk diyorlar. Ben buna katılmıyorum. 26 milyon euroluk bir kadro kuruldu ya. 26 milyonluk kadroyu bugün satışa çıkarsanız oyuncuları, o paranın %50'sini bile alamazsınız. Çünkü oyuncuların kaliteleri eksik. Artı yetenekleri ve becerileri çok eksik. Yani bunu saha içerisinde çok net görüyoruz. Bu oyunculara yakışan bir oyun yakaladı Avrupa'da Fatih Terim. Bu oyun nedir? Kompak oyunla. Evet. Rakibe pozisyon vermeden, namalip gruptan lider çıktı deplasmanda gol yemeden, ama Türkiye Ligi'nde aynı oyunu oynamamak, öne geçtiği maçları kazanamamak veya çok erken yediği bir golden sonra, şimdi Giresun maçında 11. dakikada golü yiyorsunuz, gol kırdı diyorsunuz. Ya geride 80 dakika var ya. Galatasaray takımı ne maçları geri döndürmüştür Fatih Terim döneminde. Ama hiçbir zaman için bu mevcut kadronun, yani hele ki son Giresun'un önüne çıkan kadronun, bence yani benim takımım kazanır güvenini vermiyordu kimseye. Taraftar büyük bir destek göstererek geldi Giresun maçına. Ve özveriyle geldi. Ama oyunu olarak bir şey değiştiremiyorsunuz. Yardımcılar size katkıda vermiyor demek ki bu açıda. Ve siz yardımcılarınızla aynı fikirde olmuyorsunuz. Ben öyle bakıyorum. Yani Fatih Terim'in bu süreçleri dinlenmesi gerektiğini evinde diye düşünüyorum ben. Takip edebilir, kendisini yenileyebilir. Galatasaraylı olduğunu kimse inkar edemez. Tekrardan güçlü olduğu dönemlerde, hazır olduğu dönemlerde tekrar Galatasaray'la yolları tekrar birleşir diye düşünüyorum. Yani Galatasaray'dan kimse Fatih Terim'i söküp atamaz. Tarihindeki altın haplarla olan bir kişidir ama bu değişim kaçınılmaz bir hale gelmişti. Ne yazık ki üzücü taraf şu, İstanbul'un 3 büyük takımı da teknik direktörlerini değiştirmek zorunda kaldı. Evet. Yani biraz da yönetimler kendilerini sorgulamalılar, biz nerede hata yapıyoruz diye veya geç mi karar veriyoruz diye bir daha sorgulamalılar. Keşke bu süreci ikinci yarı için başlangıcında Fatih Terim hiç başlamasaydı Giresun maçıyla. Çok daha sağlıklı olurdu diye düşünüyorum. Galatasaray camiası için hayırlı olsun diyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz Levent Tüzemen değerlendirmeleriniz için. Şimdi telefon attığımızda spor yorumcusu Reha Kapsal bizleri bekliyor. Reha Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi günler, iyi programlar Ceyda Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sıcak gelişme, Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Hemen sıcağı sıcağına bir değerlendirmenizi alayım. Aslında Levent Tüzemen'in bıraktığı noktadan da devam edebiliriz. Dört büyüklerde sezon başlangıcı yapan üç teknik adamla yollar ayrıldı. Üçüncüsü Fatih Terim oldu. Vitor Pereira, Sergen Yalçın ve Fatih Terim. Nasıl değerlendirirsiniz? Bunun tabii en büyük nedeni Trabzonspor'un gösterdiği çok başarılı performans. Eğer bu kadar puan farkı olmasaydı, bu kadar başarılı bir performans Trabzonspor sergilemeseydi, böyle puan farkları daha az olsaydı, 3-5 puan gibi, böyle hamleler olmazdı bana göre. Ne Beşiktaş'ta, ne Fenerbahçe'de, ne de Galatasaray'da. Trabzonspor'un diğer onun haricindeki 3 büyük takıma bu puan farkıyla beraber dengeleri bozuldu. Bu dengeleri bozulduğunda da en önce bir merci varsa görev bıraktırılacak, her zaman teknik adamlardır. Nitekim de 3 büyük kulüp böyle bir değişikliğe gitti. Bu Trabzonspor'dan kaynaklandığını düşünüyorum bir kere, bir. İkincisi, Galatasaray'da hem teknik hem de idare anlamında bunu irdelemek gerekir. Fatih Hoca'nın ayrılışını. Bir, teknik anlamda Galatasaray takımı, zaten yayınlarda bunu dile getiriyordum. Rahmetli Mustafa Bey zamanında 2 senede, bu sene başında gençleştirme operasyonu olmadan önce 130 milyon euro para harcadığını söyledi Mustafa Bey rahmetli gitmeden önce. 2 senede başarı gelmedi. Burada hep oyuncuyla problem çözmek istedi Galatasaray takımı. Galatasaray takımı, her zaman söylüyorum, bir antrenman hafızası oluştuğunda aynı şekilde bunu maç hafızası, oyun hafızasına geçirir bir takım. Galatasaray'da oluşmayan buydu. Geçen sene de buydu. Hem de geçen sene devre arası 5 tane önemli oyuncu alındı. Muslera geldi, Kerem geldi, 7 oyuncu. Son haftalarda çoğu futbolcu o bench'te, hatta yani Fegül'ü başta olmak üzere kullanılmadı bile 8-10 hafta. O kadar kadro zenginliği de vardı. Bu sene başına geldiğimizde yeni bir kadroyla beraber bir oyun standardı belirleyemedi Galatasaray takımı. Şimdi Levent abi gayet güzel bir şekilde anlattı. Avrupa'daki macerada farklı oynuyorsunuz. Ne gibi oynuyorsunuz orada? Daha derinlemesine bir kompakt bir savunma yapıyor. Şimdi kompakt savunma yapmak, kendi ceza sahası önünde Galatasaray bekliyor, hızlı hücumlarla gol buluyordu. O farklı bir savunma ve farklı hücum anlayışıdır. Top ayağınızda ne yapmanız gerekir? Hep biz kompakt, Ceyda Hanım, savunmadan konuşuyoruz ülkede. Kompakt hücum yapmak esasen değerli. Niye Galatasaray takımına o zaman Avrupa'daki gibi, nasıl rakipleri topu Galatasaray'a genelde
bırakmak istiyor. Galatasaray almıyor, rakibine bırakıyordu topu. Az önce de söyledim, bir savunma yapıyordu derinlemesine. Türkiye'de de rakipler aynı şekilde topu istemiyordu, Galatasaray'a bırakıyordu. Burada kompak hücum yapamadı Galatasaray takımı. Bununla ilgili Galatasaray takımı aynı şekilde en önemli iki prensibi, o pres, karşı presi doğru yapamadı. Doğru hücum, kompak hücum yapamadı. Yani bununla ilgili hep söylüyorum, kurallar ve prensipleri belirlemesi gerekirdi. O, ve bu kadro, bu genç dinamik kadro belki çok kompak hücum yapamayabilir. Evet, ama pres ve karşı presi çok doğru uygulaması gerekirdi. Bunu da yapamadı. Denizli Spor ve de gelişmedi. Şimdi Denizli Spor maçından sonra da bu ne oldu? Teknik anlamındaki sıkıntılarla beraber idari anlamda sıkıntılar çıktı. Önce Şükran'ın yani o görevi yani daha böyle pasifize edildi. Arkasından Necati ile Selçuk'la ilgili problemler çıktı. Dominik'e gidildi. İşte Pep Guardiola'nın Manchester City'de, Barcelona'da, Bayern Münih'te çalıştığı yardımcısı 59-60 yaşında ve de en son yani Flamengo'da çalıştığı zaman Jorge Jesus'un yerine gitti. Jorge Jesus orada 5 kupa kazandırmıştı. Yani demek ki beklenti için gitti Brezilya'da. Olmadı, döndü. Hem de liderle bir puan farkı vardı. Bıraktırdılar. Böyle bir teknik yardımcı arayışına gittiler ve Fatih Hoca'nın da haberi yoktu. Ve de bu da doğru değil, yönetim kanadından yaptığı hareket. Yani böyle bir şey varsa Fatih Hoca ile yüz yüze gidip konuşursunuz, bugün konuştuğunuz gibi dersiniz, böyle böyle olaylar. Yani Fatih Hoca'yı köşeye sıkıştırmanın anlamı yoktu. Yönetim de burada o konuda çok hatalı. Tabii yardımcı konusunu da burada anlamak yani mümkün değil. Tabii ki bir futbol one man show işi değil, bir ekip işi. Evet, ekip çok önemli. Ekipte çok ciddi analizler, yani analiz, fitness, antrenör, teknik taktik olarak çok farklı olması gerekir. Ama Türkiye, geçen ben takım oyunu programında söyledim. Yani Tuval daha genelde oyuncuda merkezi kas sinir sistemleriyle ilgili sinir doktoruyla çalışıyor. Aynı şekilde Ragnik Manchester United'da kendi yani ekibinde olan mimar, düşünebiliyor musunuz? Mimar var çalışan ekibinde. Bırakın artık kaleci antrenör, yardımcı antrenör, analizi. Bunlarla çalışıyor. Futbol farklı noktaya gelmiş. Yok Selçuk İnan böyle, Necati Ateş böyle. Bunlar çok sığ olduğunu düşünüyorum. Neden? Yani esas orada karar veren yetkili merci Fatih Terim'dir. Diğerleri evet, fikrini söyler. Ama bütün takımı organize edecek, oynayacak, takım kurgusunu sağlayacak Fatih Hoca'dır. Yani yardımcılar böyle zayıf, yardımcı getirelim. Hayır, yardımcılar zaten nedir? Oraya gelir, fitness antrenörünü yapar. Atletizmle ilgili yapılacak antrenörler vardır. Analizi vardır, kaleci antrenörü vardır vesaire vesaire. Tabii. Sonuçta ama bütün teknik taktiği belirleyen, bütün stratejiyi belirleyen teknik direktördür. Şimdi buradan böyle Fatih Hoca'yı yıpratmak da bana göre, ben Türkiye'de zaten bunu da anlamış değilim. İşte yardımcı, yardımcı, yardımcı. Yani bu da doğru değil. Gelinen noktada da zaten kaçınılmazdı. Ama yönetimin böyle hamleleri, yani eğer varsa bir sıkıntı, evet oynanan performans, saha içindeki oyuncuların koyduğu mücadele sıkıntılı. Evet, son 10 haftada 2 tane galibiyet var. Evet, her şey tamam. Ama böyle dediğim gibi yani Fatih Hoca'yı köşeye sıkıştırıp elini böyle daha güçsüz hale getirmek için yapılan hareketler de hoş değil. Bundan sonraki süreçte Galatasaray takımına en son söyleyeceğim, yani bu Beşiktaş ve Fenerbahçe için de söylemiştim, yerli yabancı olsun. Şimdi birçok şey yazılacak, çizilecek. Her zaman söylüyorum, bunlar çok sığ düşünceler. Evet, esas hocam, bir teknik adam gelecekse bunu söyleyecekler. Oyun, nasıl bir oyun oynatacaksın? Nasıl antrenman yapacaksın? Teknik taktik bilginle ve en önemli de bunu nasıl yapacaksın hocam diye bunları sorgulaması gerek Galatasaray kulübünün. Peki. Bundan sonraki süreçte hem Fatih Hoca için hem Galatasaray kulübü için hayırlı uğurlu olsun. Akşam takım oyununda detaylandıracağız hocam sizinle birlikte bu akşam takım oyununda. Şimdi devam edelim. Savaş Çorlu telefon attığımızda, A Spor yorumcusu. Savaş Çorlu, hoş geldiniz yayınımıza.